Merhaba arkadaşlar. Şimdi hep beraber atkı bere beraber örülüyor. Kapşonlu gibi birleşik örülüyor. Hem atkı hem bere olarak kullanılır. Şiş gerekmiyor, tığ gerekmiyor. Pufi ipten. Zaten kendinden ilmekli. Elle öreceğiz. Alize pufi 100 gram. Ben bu renk seçtim. Çok basit, kolay ama çok da şık, güzel bir şey. Şimdi başlayalım. Şimdi ipimizin bir ilmeğini açalım. İpimizi şöyle düz bir şekilde koyalım. Ben 10 tane ilmekle başlayacağım. Siz geniş istiyorsanız daha uzun ilmek yaparsınız. Ben 10 tane ile başlayacağım. Siz daha farklı 10-15 başlayabilirsiniz. Daha küçük isterseniz, daha kısa, enin daha dar olmasını istiyorsanız. Ona göre, ama ip benim yapacağım 4 tane bu ipten yeterli oluyor, ama siz geniş yaparsanız 5 tane ip almanız lazım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneden başlıyoruz. İpimizi düzgün bir şekilde koyduk. 10 tane 10 tane saydık. Diğer tarafını başlayacağız şimdi. Elle öreceğiz. İlmekleri, alttaki ilmeklerin üstteki ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Çok kolay. On tanemizi yaptık. Şöyle 10 tane ilmeğimiz oldu. Daha sonra ipimizi tekrar bu taraftan çevireceğiz. Tekrar alttaki, bu sefer de alttakileri üstlerin içinden geçiriyoruz. Üst ilmeklerden geçiriyoruz. Dikkat edin, ilmek kaçırmayın. Şöyle. Ben bunu sipariş aldım. Sizlerle de paylaşayım dedim. Şöyle. Alttaki ilmekleri üsttekilerden geçiriyoruz. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Çok basit. Çok kolay. Hemen. Hiç örgü bilmeyenler için bile basit bir şey. Bu sefer tekrar ipimizi alıyoruz. Alttaki ipleri üstün içinden geçiriyoruz. Şöyle.
Şöyle. İstediğimiz uzunluğa gelince keseceğiz. Uzun atkı gibi uzun yapacağız. Onun santimini siz kendiniz ayarlarsanız ya da ben ayarlayacağımı size söyleyeyim. Böyle devam edelim. Uzun bir atkı elde edene kadar devam ederim arkadaşlar. Yapalım. Belirli bir sıra gelin, belirli bir uzunluğa geldim. Ben size ölçüsünü söyleyeceğim. Kendimi yapacağım ölçüyü. Belirli bir uzunluğa gelelim. Dönelim. Evet, biz bunu örmeye devam edelim arkadaşlar. Böyle. Şimdi biz bunu sırasını saymayacağız. Ölçüye göre yapacağız. Ben büyük insana yaptığım için santimle yapacağım. Sıramızı bitirelim. Ben 220 santim yapacağım. 220 santim uzunluğunda öreceğim. 220 santim olduktan sonra tekrar göstereceğim. Bu sefer bitirip kapşonunu yapacağız. Evet. Ördük. Ben 220 santim yaptım. Şimdi kesmemizi yapalım. İpin bittiği tarafta değil, ipin kaldığı tarafta değil. Son baştaki sıradan ilmekten ilmek kapatacağız. İlk baştaki ilmeği, ikinci ilmeği baştaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Kesmemizi gerçekleştiriyoruz böylece. Böyle. Şöyle. Kalan ipimizi ilmeğin içinden geçirip bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle bağladık. Şöyle bir düğüm atalım şöyle. Sonra şuradan gizleyelim alttan. Şöyle kapattık. Şimdi ölçelim. Kapşon kısmına geçtik. Şimdi kapşonu yapalım. Bir tarafını uzun, bir tarafını kısa bırakıyoruz. Buradan ölçelim. Santim bırakalım. Bir tarafını 50 santim bırakalım. Santim bıraktık. İşaretimizi koyalım. Kapşon kısmını sayacağız, ilmek sayacağız arkadaşlar. 30 tane ilmek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kapşon için 30 ilmek bırakıyoruz arkadaşlar. Fazla oldu derseniz
geniş olursa eğer 25 yapalım olması. Evet, 25 tane ilmek sayalım. 25 tane ilmeğimizi sayalım. Kapşonu bırakmak için, kapşon yapmak için kenardaki ilmekleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kapşon yapmak için 25 tane ilmek. Bunu da işaret takalım. Şimdi şöyle. Tekrar ipimizi alıyoruz, ilmekleri. Şimdi başta bıraktığımız ilmeklerden tekrar ipimizden ilmek geçireceğiz. Kapşonu oluşturmak için. İlmeklerin içinden ilmek çıkaracağız. İpimizi aldık. Yirmi beş saymıştık. 25 ilmeğin içinden çıkaracağız. Kenardaki ilmeklerden 25 tane ilmek çıkarıyoruz. Bir tarafı uzun, bir tarafı kısa oluyor. Dolanınca, yani boynu etrafına doladıkça daha güzel dursun diye. 25 tane ilmeğimizi çıkarın. Dönelim. Evet, 25 tane ilmeğimizi çıkardık. Tekrar örüyoruz arkadaşlar. 25 ilmeğimizi tekrardan ipimizi çevirdik. Örmeye devam ediyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Evet. 13 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bu sefer sırasını sayacağız. Şöyle 1 2 diye sırasını bu tarafa doğru sayacağız. 12 sıra yapalım. Ondan sonra azıcık kesmemiz lazım. Kapşon daha güzel dursun diye ilmek azaltma yapacağız. Şimdi 13 sıra yapacağız arkadaşlar. Dikkat edin, ilmek bırakmayın. Ben bir tane bırakmışım galiba.
Evet. Şimdi ipimizi taktık. Kapşonumuza başladık. 13 sıra yapalım arkadaşlar. Şu ilmeklerden başlayalım. 1, 2, 3, 13'e kadar yapalım. Dönelim. İlmek azaltma yapacağız. Evet arkadaşlar, bitirdik. 13 sıramı yaptım. Şimdi ipim bitti. İpi bağlayayım. Şöyle 13 sıramızı da yaptık. Şimdi kapşonun önü yuvarlak olsun diye ortasından ilmek azaltma yapacağız. Elimizdeki parçayı ikiye böyle ikiye bölüyoruz. Ortadan bir bu tarafa ait bir de bu tarafa ait ilmek ayıracağız. Şöyle bir ikişer ikişer sayalım. Şöyle bir iki üç dört. İkiye katladık. Bu taraftan dört, bu taraftan dört. Şöyle tuttuğumuz 8 ilmek çift olarak şöyle ayırdık. Şimdi ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ilmeğimizi başından tekrar örelim. Ayırdığımız ilmeğe kadar örüyoruz. Ayırdığımız ilmekten şimdi ayırmıştık ya. Bu taraf sol tarafa doğru ilmeği alıyoruz. İki tane ilmeği alıp bir ilmek yapıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir ilmek oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar örmeye. Sekiz tane ilmeğimizi ördük. Bu tarafı sol tarafa doğru azaltmıştık. Sol tarafı da sağ tarafa doğru. Sağdaki ilmeği alıyoruz. Solun üstünde tutarak içinden ilmek geçiriyoruz. Şöyle azaltmış olduk. Önü yuvarlak olsun diye. Tekrar devam ediyoruz örmeye. İpiniz yetecek kadar varsa elinizde ip, kapşon daha büyük de yapabilirsiniz. 30 ilmek de yaparsınız. Ben 25 ilmek yaptım. İpim yetmeyecek diye ben o kadar yaptım ama olsun, sizin elinizde ipiniz fazlaysa, ben 4 tane ip almıştım.
Devam ediyoruz örmeye. Azalttığımız yere geldik mi? Tekrar azaltma yapacağız. İlmeği kapatacağız. Şimdi buradan kapatmıştık ilmeği. Tekrar sağa doğru kapatacağız bu tarafı. Sağ taraftaki ilmeği solun üstüne getiriyoruz. Kapatıyoruz böyle. İsterseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz de direkt kapşonu direkt öyle bırakabilirsiniz de ben önü yuvarlak olsun diye öyle yaptım. Evet, şimdi burada da sol taraftakini sağ tarafın üstüne getiriyoruz. İki ilmeği birleştirip tek ilmek yapıyoruz. Şöyle. İki sıra daha yapalım. Kapşonumuzu bitirelim. Şimdi artık kapatma işlemi yapmayacağız. İki sıra, iki defa iki sıra yaptık, yeterli. Şimdi düz bir sıra daha örelim. Bu yaptığımız sırayı düz gidiyoruz. Kapatma yapmayacağız arkadaşlar. İlmek kapatmayacağız. Yeterli oldu iki sıra. Evet. Yaptığımız kapşonumuzu katlıyoruz. İkiye. İkiye katladık. Şimdi kapatacağız kapşonumuzu. Baştaki ilmekle şu ikiye ortadan şöyle böldük. Şöyle baştaki ilmekleri birbirinin üstünden geçiriyoruz. İlmekleri geçiriyoruz şöyle. Kapşonumuzu kapatıyoruz.
Şöyle kapatalım. Son ilmeği de kapattık. Şöyle birer tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar çeviriyoruz elimizden. Şimdi son kalan ilmeği diğer ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bu sefer kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Evet, son ilmeklerimize geldik. Şurası açılmış. Şimdi açılmış bu. Son kalan ilmeğimizi kestiğimiz ipi içinden geçiriyoruz. Onu herhangi bir yerle bağlıyoruz arkadaşlar. Ben biraz kısa kesmişim ipi. Şöyle bağlayıp şunu ince bir iple dikeriz. Şöyle kapşonumuz tamamlandı. Şöyle kapşonumuz oldu. Şu kenarlarının toparlanmaması için isterseniz kenarlardan da ilmek geçirip şöyle ilmek geçirip benim ipim yetmeyeceği için gösteremeyeceğim ama yapmayacağım ama göstereyim. Şöyle kenarlardan kenar örgüsünden ipleri geçirip şöyle ilmeklerimizi geçirip şöyle geçirip onları da şöyle keserek toparlayarak ilmekleri böyle bu şekil verebilirsiniz. Bu sefer toplanmaz, katlanmaz. Şöyle daha şık durur, daha güzel durur. İlmekleri geçiriyoruz önce. Tekrar anlatayım. İlmekleri geçiriyoruz. Kenarlardan. Ondan sonra ilmekleri tek tek kapatıyoruz. Daha düzgün duruyor. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.